Evet arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayız. Bu videoda geçen şok marketlere gelen araçlardan sadece pickup ve taşıyıcı araçları inceleyeceğiz. Paketlerini açıp diğer araçları da parti parti, spor araçlar ve klasik araçlar diye onları da part part izleyeceğiz diğer videolarda. Evet, şimdi açılışa geçelim. Evet, ilk aracımız 65 model Ford C900. Büyük ihtimal Ford Kargo'nun atası. Hemen açalım bunu. Evet, önden çok tatlı bir suratı var. Çok güzel gözüküyor. Far detayımızı yapmışlar. Ford yazımız var. Far detayları siyah olmuş ama yine de güzel gözüküyor. Sarı üstüne kırmızı dekallerimiz mevcut. Shell zaten, Shell lisanslı. Bir petrol ofisi çalışanı büyük ihtimal. Bir de bunun Dorsesi olsaymış veya tankeri. Tankerli yapsalarmış daha güzel olurmuş. Aks detayımızı yapmışlar. Şaft detayımızı. Varillerimiz yerine, depolarımız. Jantları güzel, kırmızı, metalik. Renkli uyum sağlamış. Gayet güzel gözüküyor. Çok tatlı, çok hoş. Alt detaylarımız standart. Arka stoplarda renklendirme yok ama stopların yeri belli. Güzel gözüküyor. Arkadan hatta şöyle Lego gibi gözüküyor aynı. Aracın arka camları, yan camları plexiden yapılmış. Aynalarımız mevcut. Güzel gözüküyor. Üstte iki tane kornamız ve park lambalarımız mevcut. Şurada sinyal büyük ihtimal şunlar veya başka bir türlü far. Aracın gerçeğini tam olarak bilmediğim için. Yanında da bir MB 1285 diye kodu var işte. Kasa kodu yapmışlar sözde. Arkada bir Dorse takma yerimiz var aslında. Bir Dorse'miz olsa takılır arkasına. Evet, sıradaki aracımız 2007 Honda Ridgeline diye okunuyormuş. Ridgeline. Bir şöyle açalım kutusunu. Aracımız bir security araç. Matchbox United States diyor. Yanında şeyler var. Güvenlik aracı gibi duruyor aynı yarışlardaki. Bagajlarda güzel detaylarımız var. Böyle değişik case'ler var. Halat var. Bir tane bir sandık kutu gibi bir şeyimiz var. Bagaj detayımız güzel gözüküyor. Mat renkte bir de. Hoş gözükmüş. Yan camlarımız açık ön. Ön camımızda ve kaputumuzda çizik var. Kutuda sallanmaktan dolayı sunroofumuz cam tavan yapmışlar. Mavi renkte gözüktüğü gibi. Gördüklerinizi anlatmak biraz saçma geliyor artık. Onu mavi yapmışlar, sarı yapmışlar demeye gerek yok bence. Yanında bir dekalimiz mevcut. Açık sarı. Siyah dediklerimizi yapmışlar. Etrafını gezmişler. Honda lisansımız var. Ridgeline'ı yazmışlar aşağıya. Ridgeline. Bu büyük ihtimal bir security araç. Pist görevlisi veya böyle bir alan görevlisi tarzı bir şey. Önde Honda amblemimiz mevcut. Farlarımızın detayı yok ama yerleri belli, işliyse güzel gözüküyor. Altımız standart. Arkada çekidemirimiz var. Arka stoplarımıza detay yapmışlar. Sinyalleri falan gözüküyor. Bagaj detayımız falan hepsi yerinde. Sadece boyası eksik. Plaka arasında bir küçük plaka ekleyip şuraları renklendirip güzel bir şey olabilir. Buradaki aracımız 60 model Chevy El Camino. El Camino'ları severim arkadaşlar. El Camino güzel araç. Severim. Bayağı detaylı. Rengi falan çok hoş. Metalik bir renk. Bagaj detaylarında fazla bir şey yok ama yine hoş durmuş, uzun olması. Stoplarımız yerinde. Nikelaj bir tamponumuz var. Arkada bir logo tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama olmamış galiba. Önde de bir Chevrolet logosu yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Tam kalıbını basamamışlar. Ön farlarımız detaylı. Rengi çok hoş, görüntüsü çok hoş. Yanında standart Chevrolet'in o uçak gibi gözüken şeyi var. Bu kaputta olur genelde, armaları gibi. İç detayımızda bir şey yok. Direksiyonu yapmamışlar. Direksiyon yok gözüküyor. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum şu an. Camlarımız plexi standart. Altımız detaylı. Egzoz, şaft, diferansiyel. Şanzıman detayına kadar yapmışlar bu araçta. Altı da nikelaj ve demir. Metalden yani. Gayet güzel araç. Sıradaki aracımız 2016 model Toyota Tacoma. Bu araçları herkes inceledi. Baktı ama ben işte dediğim gibi kargodan dolayı fazla geç kaldık birazcık ama olsun. Herkesin anlatımı başka. Aracımız Toyota Tacoma. Öne Toyota amblemini yapmaya çalışmışlar. Tam belli olmasa da az da olsa gözüküyor. Farlarda da detay yok. Ön ızgarımız detaylı. Sis farlarımız detaylı falan ama renklendirme yok. Metal aslında altı. Ama gri yaptıkları için plastik görüntüsü varmış. Sarı, kırmızı, turuncu dekallerimiz var. BF Goodrich
Goodrich de deniyor. Goodrich diyen var. Lastik markamız şey olmuş. Sponsor olmuş. Tacoma dekalemiz mevcut. Bu arkadaki karavan şekli çıkıyor. Şöyle. Bunun içine herhangi bir detay yapmamışlar. Bir şey gözükmüyor. Ama çadır detayı da yine yerinde, yerli yerinde yani. Çadırın o büzüşme şekillerini falan filan vermişler yani. Gerçekçi duruyor. Birkaç güzel detay yapılsa. Bagajımızda herhangi bir detay yok. Çadırın geçtiği ayakların yerlerini yapmışlar. Arkada kabartma bir yazı olarak Tacoma yazımız var. Aslında bu stopa denk gelmiş. Stopa detay yapmamışlar ama şurada dekal stopa kırmızı gibi gözükmüş. Arkası da aynı standart. Tamponu detaylandırmışlar. Altı da standart matchbox detayları. Jantlarımız standart yine. Çok standart değil mi? Jantlarımız güzel gözüküyor yine. Offsetli. Nikelaj. Keşke bunlar daha detaylı. Bir şnorkel ekleyebilirlermiş. Camlarımız filmli. Kaputta bir havalandırmamız var. Scoop'umuz var. Bu da böyle bir araçtı. Çift kabin büyük ihtimal. Arkada gözüktüğü üzere. Arka cam gözüktüğü üzere tamamen şey gözüküyor. Metalle ayrılmamış. Bayağı büyük bir arka camı var. Herhalde bunu koyduğunda daha rahat içeriği görebilmek için. O kafada yapmışlar herhalde. Evet arkadaşlar, bugün incelediğimiz araçlar Matchbox'ın taşıyıcı ve pickup tarzı araçlarıydı. Kamyonet dediklerimiz. Bir tane karavanımız vardı. Bir tane de taşıyıcı çekicimiz vardı. Güzel araçlarda ağır vasıta yerine geçecek veya ticari yerine geçecek araçlar. Bunları inceledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlara isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Paylaşın. Görüşlerinizi belirtin. Başka istediğiniz inceleme tarzı bir şey varsa alta yazmayı unutmayın.